Eyvallah. Şimdi savcının yanına gireceksin. Söylediklerini tek tek yalan diyeceksin. Diyeceksin ki Kuzey'e çok kızgın olduğumdan dolayı uydurdum. Bunların hiçbirisi doğru değil, yok öyle bir şey diyeceksin. Duydun mu beni? Hı? Tamam mı? İtekleyip durma be, tamam. Bana bak. Lan bana bak. Sakın bir aptallık edeyim deme yine. Söylediklerinin hiçbirisini ispat edemezsin nasıl olsa. Onu ben biliyorum. Bu dava yine kapanır gider. Sonra biz seninle karşı karşıya kalırız ki... Bu da senin sonun olur biliyorsun değil mi? Hı? Merhaba, iyi günler. Hanımefendi ifade vermek için çağrılmıştı da. Fakat kendisi şehir dışında olduğu için daha şu an haber oldu. Adınız? Simay Tekinoğlu. Eşiniz de çağrılmış, Kuzey Tekinoğlu. Kuzey Tekinoğlu benim. Savcı Bey'in görüşmesi var, biraz bekleyin. Ya bir saniye ya. Beyefendi yani. Hanımefendinin konuşması lazım. Tamam, bekleyin. Savcı Bey'in görüşmesi bitsin. Ben tek tek alacağım sizi. Ha tamam, teşekkürler. Eyvallah. Bir an önce temizleyeceğim bu işi. Tamam ya. Bana bak. Bana hareket yapma lan. Duydun mu beni? Hareket yapma bana. Bak, tek kelime ettirmeden bu işi bitireceğim. Onların benimle konuşmasına lüzum vermeden kapatacaksın bu konuyu. Duydun mu? Yüzüme bak. Yalan mı söyledin sen? Kocandan intikam almak için bize bu vicdansızlığı yaptın mı? Bana doğruyu söyle! Özür dilerim. Aygün Hanım, sakin ol. Allah cezanı versin senin. Bizim için kapanmadı bu dava. İnsafsız. Gerçeği öğrenene kadar bu işin peşini bırakmayacağım. Simay Tekinoğlu, buyurun Savcı Bey görüşecek. Allah'ıma şükürler olsun ya. Şimdi ne yapacağız? Ne? Şimdi ne yapacağız? Buraya kadar. Duydun mu beni? Bitti gitti. Simay belasından kurtuldum. Bir daha senin yüzünü gören Ferhat gibi olsun. Ha. Bak. Ama o oyununa gelirsen... ...yine bir haltlar karıştırırsan sen bilirsin, benim problemim değil. Bak, sonuna kadar uğraşırım. Sonuna kadar uğraştırırım. Sen benden kurtulamayacağını biliyorsun değil mi? Şişt, suratıma bak benim, biliyorsun değil mi? Eğer bir daha senin bir yanlışını görürsem... ...bir tane hatanı görürsem... ...işte o zaman ben sana biliyorum yapacağımı. Gerisi sana kalmış yani. Şimdi ne halin varsa gör. Ferhat senin yüzünden benim peşime dadandı. Sen benden sıyrıldın. Ben ne yapacağım şimdi? Kuzey! Efendim. Geçmiş olsun. Hasret giderdiniz mi kocam? Ölüyordum az daha. Neredeydin? Kazasız belasız atlatmışsın. Hani beni koruyacaktın? Hani sen varken bana kimse bir şey yapamazdı? Neredeydin Kuzey boğazımı tıkarken? Şişt, sen bir sesinin tonunu ayarla bakayım. Bir de güvendesin dedin bana. Sana bir şey yapamaz dedin. Becerikli çıktı bizimki. Seni bu kadar erken bulacağını gerçekten tahmin etmemiştim.
yapmak hakkını yemeyeyim. Kağıt aldı elimden. Boşanacağıma dair vekalet imzalattı zorla. Sonra da savcılığa getirdi ifade vermem için. Tahmin etmiştim onu. O da yalnız değil artık. Bekir diye biri yardım ediyor. Beni de onun sayesinde buldu herhalde. Dün akşam duydu telefonda konuşurken. Teşekkür etti ona. Ben ne yapacağım şimdi? Bir sürü adam etrafımda, sen ortada yoksun. Bekir mi dedin sen? Tanıyor musun? Tanımıyorum. Ama öğreniriz kimmiş. Şimdi beni dinle. Gelip seni alacaklar. Ayrılma oradan. Benim eve götürecekler. İstediğin her şeyi yaptım. Lütfen sana yardımım dokunmaz artık benim. Bırak artık gideyim. Kuzey'le benim işim bitti. Kes sesini de dinle. Şimdi hemen bin o arabaya. Ve evde benim dönüşümü bekle. Sen neredesin? En kısa zamanda geleceğim yanına. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.